Yeni videomuzda herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu sperm DNA fragmantasyonu olacak. Nedir sperm DNA fragmantasyonu? Buna neler neden olabilir? Hangi testlerle ölçülüyor? Ne anlama geliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Sperm DNA fragmantasyonu sperm hücresinin genetik materyalinde meydana gelen bir takım hasarlar anlamına geliyor. Peki bu hasarlar, bu kırıklar nasıl meydana geliyor? Genelde dıştan gelen faktörler nedeniyle ne olabilir bunlar? Alkol olabilir, özellikle sigara olabilir, kimyasallar, kullanılan ilaçlar, hatta yapılan meslek nedeniyle maruz kalınan radyasyon olabilir, sıcaklık olabilir. Bunların hepsi sperm hücrelerinde bu tip sıkıntılara neden olabiliyorlar. Sperm DNA fragmantasyonuna laboratuvar ortamı nasıl bakılıyor? Belli başlı yöntemler var bununla ilgili. Şu anda altın standart olan flow sitometrik yöntemler aslında bu kırıkları hedef alan ve parıldayan fluorokromlar eklenince spermin içerisine ve flow sitometriden geçirildiğinde belli bir yüzde elde ediyoruz. Çalışmalar sonucu bulunan bir eşik değeri var. Bu eşik değeri 15 olarak belirlenmiş. Yani 15'in altında olduğu zaman fragmantasyon anlamında risk grubu içerisinde yer almıyor diye düşünebiliriz ama 15'i geçtiğinde işte o noktada belki birazcık endişelenebiliyoruz. Peki bunun bir tedavisi var mı? İşte genel olarak aslında hayat stilini değiştirmesini istiyoruz hastanın. Yani kötü alışkanlıklarını bırakması, özellikle sigarayı hiç kullanmaması ama bunu yapamıyorsa da azaltmasını istiyoruz. Ya da yediği besinlere çok dikkat etmesini ve sedanter bir yaşam değil, daha aktif, daha egzersiz dolu bir yaşam yaşamasını istiyoruz. Aslında bütün hastalarımıza önerilerimiz bu yönde oluyor. Fakat tabii piyasada çok fazla antioksidan içeren vitamin kompleksleri var. Genel olarak bunları da tavsiye edebiliyorlar doktorlar. Hastalar bunları tabii ki en az 3 ay boyunca kullanmak durumundalar. Yoksa bir anlamı yok. Yani 3 ay kullandıktan sonra testin tekrar edilmesi ve aradaki farkın da kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu aşamada önemli olan şey iki testinde aslında aynı yöntemle ve mümkünse aynı laboratuvarda yapılması. Standartizasyonu sağlamak çok önemli çünkü bütün laboratuvarlar farklı kitler ve farklı yöntemler kullanabilir. Örneğin daha hızlı olmak adına mikroskop altında bakabildiğimizde halosperm adını verdiğimiz yöntemler de var. Biz de bunlarla boyama yaparak mikroskop altında değerlendirebiliyoruz. Ama yine söylemek doğru olur ki altın standart yöntem bugün flow sitometrik yöntemler olarak kabul ediliyor. Konuyla ilgili bize en çok gelen soru sperm DNA fragmantasyon testini yaptırmalı mıyım? Şimdi öncelikle şunu konuşmak lazım. Bu test tanısal bir test. Yani sizin durumunuzla ilgili bir cümle kurabilmemize yarayan bir test. Tedavi edici bir tarafı yok. Bu çok önemli. Bu noktada yaptırmalı mıyım sorusuna ben muhakkak yaptırmalısınız cevabını asla veremiyorum şahsım adına. Genelde zaten oligosperm ya da oligo-OAT dediğiniz oligoastenoteratospermik hastalarda sperm DNA fragmantasyonunda çok düşük olduğunu beklemiyoruz. Beklentimiz biraz daha eşik değerinin üstünde olma yönünde. Fakat burada önemli olan normozoospermik hastalar. Yani uzun süre çocuk denemiş, sperm parametreleriyle ilgili hiçbir problem görünürde olmayan, sayısı, motilitesi iyi olan hastalarda acaba spermle ilgili bir genetik içerikle alakalı bir problem mi var diye düşündüğümüz takdirde zaten elimizde sadece bu test var gibi duruyor. Dolayısıyla bu tarz hastalarda bu testin yapılmasını önerebiliyoruz. Başka ciddi bir problem yoksa eşlerde. Peki bu testin sonucu bize ne konuda yardımcı olabilir? Biraz da onu konuşalım tabii ki. Biz bugün Türkiye'de yüzdesi çok yüksek olmakla birlikte mikro enjeksiyon uyguluyoruz. Aslında temelde kullanacağımız spermi morfolojisine göre seçiyoruz ama bazı durumlarda özellikle işte bu sperm parametrelerinde problemi olmayan hastalarda IVF yönteminde kullanabiliyoruz. Fakat sperm DNA fragmantasyonu yüksek olduğu durumlarda spermin döllenme kapasitesinin daha düşük olma ihtimali olabilir. Dolayısıyla da eğer böyle bir durum söz konusuysa bu tarz hastalara sperm parametreleri iyi olsa dahi IVF önermek çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Bu hastaları yine ICSI'ye yönlendirmeyi tercih ediyoruz diyebiliriz. Tabii aynı zamanda yine neye yarıyor? Eğer bugün yeni teknolojiler giriyor, özellikle androloji alanında çok fazla giriyor. İşte sperm çip olarak bilinen mikrofluidik sistemler, pixi diş dediğimiz
petriler var. Bu tarz hastalarda sperm DNA fragmantasyonu yüksek olduğu hastalarda ya da hayatını değiştirmesi sonucu ya da işte kullandığı antioksidanlar sonucu yine sonucu azalmamış, halen daha yüksek seyreden hastalarda işte tüp bebeklenemeleri esnasında bu tip teknolojileri önerebiliyoruz. Genetik olarak daha sağlıklı spermleri ayrıştırabilmek adına. Ama tabii ki bunların hepsi de daha önce bahsettiğim gibi ek uygulamalar. Yani halen daha çok fazla üzerine çalışma yapılması gereken uygulamalar. Bunu da üstüne tekrar basa basa söylemek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tanısal testler bize yol gösteriyor. Yani özellikle ilk denemede değil ama daha sonraki denemelerde uygulanabilecek, önerilebilecek durumlarla ilgili ya da laboratuvarda izlememiz gereken yolla ilgili bizlere önemli bilgiler veriyor. Evet, burası doğru. Ama yapılması elzem midir? Hayır, elzem değildir. Kesinlikle sperm DNA fragmantasyon testini yaptırmanız gerekiyor gibi bir söylemde bulunmamız da mümkün değildir. Lütfen sperm DNA fragmantasyonunuz, kabusunuz olmasın. Bir embriyo bu DNA hasarlarını tamir edebilecek kadar da güçlüdür aslında. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.